Şık tasarım ve güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe fark yaratan Ankara'daki Nisa Tesettür'e konuk olduk. İzliyoruz. Altın Rehber programından merhabalar. Sevgili seyirciler, Ankara'dayız. Ankara'da tesettür giyime öncülük eden bir markadayız. Nisa Giyim'deyiz ve firma yetkilisi Sayın Şenol Açıkel'le birlikteyiz. Demet Evlerindeki mağazalarındayız. Tesettür giyimdeki gelişim ve değişmeleri, kendilerinin bu sektöre katkıları ve yeni sezonda bu giyim markasında ve bu giyim çeşidindeki yenilikleri ve değişiklikleri konuşmak üzere mağazasındayız. Sayın Açıkel, Nisa Giyim butik bir marka. Bu markanın doğuşundan bugüne gelişim ve değişimini izleyicilerimizle paylaşalım lütfen. Bu mesleği yapmakla alakalı hiçbir projem yoktu. Tamamen bir tevafuk eseri oldu. Ama bu işe başladıktan sonra keyif aldık. Biraz daha küçük çapta başladık. Sonra üretim aşamasıyla alakalı ilgilendik. Sonra ise eşimin de bu işe katılmasıyla birlikte biraz daha butik havasında keyifli ürünleri keyifli müşterilere sunum şeklinde bir yol izledik. Ortada bir başarı varsa bizim yaptığımız şey budur. Belki bu getirmiştir başarıyı ama esas başarının nereden geldiğini hepimiz biliriz. Başarı biraz kısmet işidir. Böyle özetleyebiliriz. Butik bir iş yeriyiz. Aslında Nisa markası ismi biraz tanıdık gelebilir. Onun bir ayrımı yapalım. Bu size özgü butik bir marka ve iş yeri değil mi? Evet. Nisa birçok tekstil sektöründe kullanılan bir isim. Önünde ve arkasında eklerle birlikte ama biz Ankara Demet Evler'de Nisa butik tesettür olarak tek bir noktada hizmet veriyoruz. Zaman zaman farklı Nisa'larla karıştırıldığı olsa da bizimkini Nisa Demet Evler Ankara olarak ayırt edebiliriz. Tesettür giyime de öncülük yapan bir marka ve firmasınız. Tesettür giyim deyince aklımıza birçok şey geliyor. Siz bu sektörde neler sunuyorsunuz müşterilerinize? Bu sektörde bizim yani farkımızı bahsedecek olursak ki doğru olan o olur. Çünkü bu işi yapan birçok insan, kuruluş var. Bizim farkımız kişiye özel bir hizmet şekliyle çalışıyoruz. Gerek ilgi anlamında, gerekse ürün tedarik anlamında birçok keyifli üretim yapan kişi ve firmalardan seçerek ürün getirerek butik havasında, özel tasarım havasında ürünleri bu tarza uygun sunumla bir ticari anlayışımız var. Tesettür giyim deyince aklımıza eşarp ya da manto gelir ama siz çok farklı bunları da tamamlayan bir kombinin tüm parçaları hemen hemen sizde var. Neler var böyle tek tek anlatalım, elimizdeki ürünler neler bu tesettür giyimdeki ürünler? Tesettür giyim yani bir eşarp bir parsöden ibaretti bir zamanlar ama şu anda tesettür giyim dediğimizde pantolonundan gömleğine, gömleğinden tuniğine, kabanına, trikosuna, hırkasına, çantasına tam bir kombin şeklinde tüm ürün gruplarından, yelpazesinden ürün bulunabiliyor. Vitrin çok önemli bu işte de. Vitrinlerinizi düzenlerken bir takım şeyler öne çıkıyor. Çok da şık bir mağaza. Dekor da çok iyi. Biraz da bundan bahsedelim. Vitrini oluştururken nereye dikkat ediyoruz? Vitrin oluştururken neye dikkat ediyoruz? Vitrin bir mağazanın görünen yüzüdür. Ne sattığınızı, ne sunduğunuzu vitrinde özetliyorsunuz. Vitrini bir özet olarak görüyor. Ve bu özeti de en iyi şekilde tüketiciye sunmaya çalışıyoruz. Biz vitrini bir özet olarak görürüz. Mağazacıların genel anlayışı budur. Vitrin bizim için çok önemli. Yaptığımız şey odur. Mağazanın özetini en iyi şekilde sunmaktır vitrinde. Şimdi tesettür giyimde daha önceleri bayanlar zorlanıyordu. Artık sizin gibi değerli girişimcilerle birlikte işleri biraz daha kolaylaştı. Biraz daha istedikleri tarzları, ürünleri bulabiliyorlar. Sizin mağazanızda bu sezon öne çıkan ve artık yeni yılda geliyor. 2017'de özellikle bu tesettür giyimde öne çıkan parçalar ve renkler nelerdir? Tesettür giyim
şöyle bir giriş yapmak istiyorum müsaadeniz olursa. Tesettür giyim son zamanlarda ülkemizde çok iyi bir noktaya geldi. Arz talep noktasında da ciddi bir talep oldu. Bu talebi de biz karşılamak anlamında ciddi bir gayret göstermek zorunda kaldık. Bu zorunluluk da bizim başarı çıtamızı yukarıya taşıdı diyebiliriz. Bu sezon en çok öne çıkan şeylerle alakalı sorduğunuz soruya nasıl cevap veririm bilmiyorum ama tek tek ürün bazında söyleyecek olursak mevsimimizin kış olması hasebiyle manto ve kaban grubu özellikle bu soğuk günlerde, Ankara'nın soğuk günlerinde en favori bir numaralı ürün grubu diyebiliriz. Bunun içerisinde kas tüyü dediğimiz herkesin keyifle giydiğini düşündüğümüz ve çok sıcak tutan bir mamul. Şu an en popüler ürün, en çok rağbet gören ürün kas tüyü. Bunun yanı sıra kaşe ve keçe gruplarımız şu anda en önde olan ürün grupları. Aklıma gelen şimdilik bunlar ama buyurun. Daha çok kimler size uğruyor? Evet, tesettür giyim sadece sizde var ama bu giyimi de farklı farklı gösteren bir profil vardır. Daha çok hangi kesim size geliyor? Genç, orta yaşlı ya da her kesime yönelik ürünleriniz var mı? Biz biraz daha gence hitap ediyoruz. Gardırop müşterisi dediğimiz gruba hitap ediyoruz. Bize farklılığı arayan, kendini şık hissetmek isteyen müşteri portföyü bizde desek doğru olur mu bilmiyorum. Yani burada bir yanlış kelime kullanmak istemiyorum. Birazcık seçici hanımların bizi tercih ettiğini görüyoruz. Çünkü biz onlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Butik ve özel grupları getirmekteki ana gayemiz de günü, trendi, modayı takip eden zevkli hanımlarla çalışabilmek, onlara hitap edebilmeye çalışıyoruz. Bizim tarzımız bu yönde genel anlamda. Biz bulunduğumuz noktada hizmet kalitemizi, ikili ilişkiler anlamında da söylüyorum, ürün anlamında da söylüyorum, hizmet kalitemizi yukarıya taşımaya çalışıyoruz. Buradan mutlu bir şekilde ayrılan dostlarımızı, müşterilerimizi gördüğümüzde biz verdiğimiz emeğin karşılığını aldığımızda ancak öyle hissediyoruz. Bizim gayretlerimiz hep bu yönde olacak. Bunun dışında bahsettiğim gibi eşimle birlikte yapıyoruz bu işi. İkimiz için hem işimiz hem de hobimiz bu bizim. Bunu bu şekilde götüreceğiz inşallah.